Merhaba arkadaşlar, ben kendi küçük adı Büyük Y'ye. Bugün sizlerle beraber pişmemiş tart yapacağız. Belinizdeki malzemeleri un haline getirip gibi. Harmanlama kimin işi? Bizim işimiz. Ben de seni ne kadar çok sevdiğimden bahsediyordum abim ya. Oy, sesim geldi. Merhaba arkadaşlar, ben kendi küçük adı Büyük Y'ye. Bugün sizlerle beraber pişmemiş tart yapacağız. Öncelikle sıcak suyumun içerisine kayısılarımı koyuyorum daha rahat rondodan geçebilmek için. Bu burada beklerken fındıklarımı un haline getiriyorum. Daha önceki videolardan da hatırladığınız üzere hepsini tek seferde attığım zaman hem işim uzuyor hem de çok iyi bir sonuç elde edemiyorum. O yüzden ya direkt fındık unu, badem unu, ceviz unu bu şekilde tedarik edebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi elinizdeki malzemeleri un haline getirip gibi. Cevizlerimi koyuyorum. Şimdi cevizim de hazır. Son olarak bademim. Bende file badem vardı. File badem kullanacağım. Siz yine çiğ badem varsa direkt onu da çekebilirsiniz. Bademim de hazır arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Önce bir eldiven takalım. Siyah eldiven istedim Mete abiden, pahalıymış diye almadı. Small istedim, small da yok. Benim minnacık parmaklarıma medium eldiven. İyi çeksin diye biraz sıcak sudan koyuyorum. Kayısılarımı da püre haline getirdikten sonra hepsini harmanlayacağız. Harmanlama kimin işi? Bizim işimiz. Artık tüm malzemelerim hazır. Bende hazır hurma püresi var. Hurma püresi yoksa sizde, daha önceki videomu izlediyseniz oradan da ulaşabilirsiniz nasıl yaptığıma. Bir 10-15 dakika kadar sıcak suda kalsın. Daha sonra yine makineden geçebilirsiniz. Hurma pürem. Bunların tüm gramajlarını şurada ata verecek. Vermeyince gelen pişmanlık. Şimdi tüm kurularım burada ama bunları tutacak bir şeye ihtiyacım var. Bunun için de bir yağ ihtiyacım var. Ben bunu vegan yapıyor olsaydım Hindistan cevizi yağı kullanabilirdim. Ama ben tereyağı kullanacağım. Yine siz de tereyağı yerine Hindistan cevizi yağı kullanıp halledebilirsiniz. Ekstra tatlandırmak istiyorsanız yine muskat, kakule gibi aroma vericileri de kullanabilirsiniz. Bu kadar. Son hali bu şekilde. Şimdi bunu kalıbımıza yerleştiriyoruz. Bir tepsi alalım önce. Bunun içini de kullanabilirsiniz. Şu an mutfakta kimse yok, kimse kimseye sallayamıyor. Ata da sessiz sedasız duruyor, canım sıkılıyor böyle ya. Evet ya. Beyefendi çay içsin orada. Ya yurt dışına çıkar, gezer, tozar. Ya çay içer. Ustam gel. Ustam gel. Geliyor. Ben de seni ne kadar çok sevdiğimden bahsediyordum abim ya. Oy, sesim geldi. Ne yapıyorsun bugün? Bugün rov tart yapıyoruz abi. Ne yapıyorsun? Rov tart. Oo, tamam. Rov'dan rov benim mı? İşim. Rov senin işin ya valla. Yedireceksin değil mi bize? Yedireceğim abi. Tamam, bak gidiyorum orada açık. Rikottalar falan. Aa, tamam paraya da kıydık. Güzel. Aynen. Mete abinin haberi yoktu, hayır o yüzden ya. Paraya kıydık. Hayır ya, var. Siyah eldiven istiyorum vardır, herkesin önünde. Siyah eldiven, small siyah eldiven. Bu ne ya gerçekten? Bunu verdiler. Bir dahaki video sözüm olsun. Siyah eldiven. Bak pandanam düşüyor. Eşer bunu yan bağlama. Ricottayı duyunca anlık şok. Kalıbımı biraz yağlıyorum. Rahat çıksın diye.
aldım. Şurada yapsam daha kolay olacak sanki. Hadi Begüm'le ilgili sallayalım biraz. Ama ne sallanır ki, Begüm'le de çok iyiyiz maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Türkiye nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Paraya kıyılmış. Tamam. Bunu şimdi ben dolaba alacağım. Bu birazcık set alacak. O sırada bunun kremasını hazırlayalım. Şimdi kremamızı yapıyoruz. Peynirimi alıyorum. Ricotta peynirini. Kırık. Teknik bir arızadan dolayı arkadaşlar. Değiştiriyoruz. Bu makineye çıkartıyoruz. Benim şansım yok şansım. Bununla yapacağız. Siz varsa bu makinede çırptırın. Şeker ekliyorum, toz şeker. Karıştıktan sonra yavaş yavaş krema ekleyeceğim. Kremamız hazır. Siz bunu çırpıcıyla yaptığınız zaman çok katı bir krema elde edeceksiniz. Biz yapamadık. Biraz limon zest. Sıkma torbasına koyuyoruz bunu. Bunu da biraz dolapta dinlendirelim. Ben bunu dolaba alıyorum. Bir de ne yapıyoruz? Elma koyuyoruz arkadaşlar içerisine. Elmayı aldım. Birazcık şeker koydum. Limonu aldım, sıktım. Bunu da biraz böyle bekletiyorum. Tabanıma elma, üzerine krema, onun üzerine kakao yapıp yiyoruz. Biz kalıptan tartımızı çıkarttık. Elma, şeker ve limon suyu. Tarçın seviyorsanız tarçın da ekleyebilirsiniz. Yeşil elma ve tarçın uyumu bence çok güzel. Şarap kullanmak istiyorsanız yeşil elmayı şarapta da bekletebilirsiniz. Ve üzerine kakao serpiştiriyorum. Buyurun Ata Bey. Ben çok beğendim.
Asla o kadar iyi olmasını beklemiyordum, biliyor musun? Hadi ya. Çok iyi. Bayağı iyi. Hem peynir hem meyve. Limon da bir tık rahatlatıyor sizi. Yeşil limonun ekşiliği de geliyor. Çok iyi ya. Ben duramıyorum. Afiyet olsun. Ben. Rovlarda ben. Her şeyde ben de aslında. Bu arada şey de yapabilirsiniz. Rov cheesecake tarifimiz vardı. Hatırlarsınız onun üzerine bir sos yapmıştık. Karadut, anlık bir sos. Karadut, birkaç damla limon suyu ve şeker. Anlık unu çatalla ezip üzerine yaymıştık. O da çok güzel olur. Ben tamamen rov beslenmek istemiyorum derseniz direkt donuk meyvelerden güzel bir ekşili, vişneli, böğürtlenli bir sos da yapabilirsiniz. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Takipte kalın.